CNBC kanalını çok seviyordum çünkü birçok yabancı dizi o kanal sayesinde izlemeye başladım. Bu dizilerden bir tanesi de Hawaii Met Amerika'da CBS, Türkiye'de CNBC'nin yanı sıra E2 kanalında da 2005'ten 2014'e kadar yayınlanmış olan Hawaii Met 9 sezonu var ve bütün sezonlar çok eğlenceli. Hawaii Met Your Mother'ı hafta hafta takip ederek izleyip bitirdim ben. Sadece sonunu beğenmemiştim. Sonra dizi hiç beğenmeyen insanların olduğunu öğrendim. Dedim bu kadar güzel dizi kim niye beğenmez? Dizi gayet eğlenceli, gerektiğinde duygulandıran, sıkılmadan izlediğim bir diziydi. Biraz araştırdıktan sonra Frensi izleyenlerin Hawaii Met Your Mother'ı hiç sevmediklerini fark ettim. Çünkü iki dizide birbirine inanılmaz benziyordu. Bu videoda da bu iki dizi arasındaki benzerlikler hakkında konuşacağım. Biri diğerinden güzeldir diye bir kıyaslama yapmayacağım. Çünkü yani bence ikisi de çok güzel ve izlerken keyif veren diziler. Yani olayların bu kadar benzemesi bile şöyle uyarlamalardan kat ve kat daha iyidir. Bu arada iki diziden de büyük spoilerlar vereceğim bilginiz olsun. Dizileri izlemediyseniz ve spoiler duymak istemiyorsanız videonun devamını izlemeyin. Mekanlar Öncelikle iki dizide de New York'ta yaşayan arkadaş grubunun hikayeleri anlatılıyor. Barney'in evi biraz daha değişik ama iki dizide de herkes apartman dairesinde yaşıyorlar. Karakterler düzenli olarak sürekli aynı mekanlarda takılıyorlar. Frens'te mekan Central Perk isimli kafeyken Hava Meteor Mother'da McLaren's isimli bar. Karakterler. Rachel ve Robin. İki karakter de arkadaş grubuna ilk bölümde dahil oldular. Rachel Robin'de Robin de kariyerlerine odaklı bir hayat yaşıyorlar ve Rachel iş arkadaşı olan Teg ile Robin ise yine iş arkadaşı olan Don'la bir dönem sevgili olmuştu. Her ikisi de yemek yapmakta inanılmaz kötüler ve bu sürekli dalga konusu olan bir olay. Rachel gruptan Rose'la Robin de Ted'le sevgili olmuştu. Tabi sonradan Robin Bani ile sevgili oluyor. Olaylar baya karışıyor havam ediyor da falan ama Ted kızma daha farklıydı. Friends'in finalinde Rose ve Rachel birbirlerine kavuşurken hava Meteor Madden'da Ted ve Robin tam 20 yıl aradan sonra birbirlerine kavuşuyorlar. Ben hava Meteor Madden'da bu finali hiç beğenmemiştim. Bilmiyorum diziyi sevenler ne düşündü bu final hakkında. Rose ve Ted Karakterler ilk başta sevmedikleri işi yaparlarken sonradan ikisi de profesör oluyor. Profesör olduktan sonra iki karakter de öğrencisiyle bir dönem sevgili olmuştu. Ted de Rose da evliliğe takıntılı karakterler ve bir türlü şansları bu konuda yaver gitmiyor. İkisi de çok bilmiş ve sürekli başkalarının yaptığı hataları düzeltmeye kendilerine görev edilmiş insanlar. Chandler ve Marshall Chandler ve Rose üniversitede tanışıp en yakın arkadaş olurlarken Marshall da Ted ile aynı şekilde üniversitede tanışıp arkadaş oluyor. İki karakter de ilk işlerinden nefret etti. Hatta bir süre ikisi de işsiz bir şekilde hayatı yaşamışlardı ve sonradan hayallerindeki işi buldular. Chandler ve Marshall gruptan biriyle evlendiler. Bence benzerliklerin en büyüğü de ikisi de resimlerde çok kötü çıkıyorlar. Düğün fotoğraflarda buna dahil. Monica ve Lily İkisi de gruplarının anne rolünü üstlenmişler. Yemek yapmayı ve grupta olan olayları kontrol altında tutmayı çok seviyorlar. Her ne kadar gruplardaki olayları kontrol altında tutsalar da Monika temizlik konusunda, Lily de alışveriş konusunda bir türlü kendilerini dizginleyemiyorlar. Monika, Cheddar'la Lily de Marshall'la evlendiler. Joey ve Barney İki karakterde çapkın, uzun ilişki aramayan, kadınlarla arası iyi olan karakterler. İkisinin de takık olduğu konu var. Joey'ninki yemek, Barney'ninki takım elbise. Hatta Hava Met Your Mother'ın 100. bölümünde Barney'in takım elbise takıntısına özel bir bölüm yapıldı. Joey, Rachel'a Barney'de Robin aşık oldu. İkisi de çapkınlıklarından vazgeçtiler. Bir süre ilişki yaşadılar fakat iki ilişki de mutlu sonuna bitmedi. Olaylar İki dizide de 20'li yaşlarda bir grup arkadaşın başından geçen olaylar anlatılıyor. Joey ve Barney'in ne iş yaptıklarını kimse bilmiyordu sürekli öğrenmeye çalışıyordu herkes. Chadler ve Monica'nın nikahını Joey, Lily ve Marshall'ın nikahını da Barney kıymıştı. Rachel, Rosa çok benzeyen bir erkekli yemeğe çıkmıştı. Hawaii Meteor Mother'da da her karakterin görünüş olarak tıpatıp aynısı olan insanlar vardı. Karakterlerin takıldıkları mekanlarda sabit yerleri vardı ve diğer müşterilerin burayı kullanmaları onlar için sorun teşkil ediyordu. Benim bulduğum benzerlikler bu kadardı. Eğer atladığım ya da kaçırdığım varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dediğim gibi bir diğerinden iyi diye kıyaslama yapmayacağım. Varsa vaktiniz ikisini de izleyin. İkisi de çok eğlenceli diziler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olup destek olabilirsiniz.